savcılarımız nelerle uğraşıyor? Hakimlerimiz nelerle uğraşıyor? Böyle... Türkiye'de yatırım yapılacak. Bu yatırım elbette ki gerektiğinde orman arazisine de rastlayacak. Doğaldır ki yapılacak işler için ormandan tahsis yapılır. Ama, önce bir ama sorusuna cevaplandırmak lazım. Mutlaka bu ormanda yapılması gerekiyor mu? Birinci soru bu. Mutlaka ormanda yapılması gerekiyorsa hangi tekniklerle yapılması daha uygundur, ormana en az zarar verir? İkinci yanıtlanması gereken soru da bu. Ne yazık ki bu sorular sorulmuyor bize. Hatta tam tersine herhangi bir kamu kuruluşu bir yatırım yapmaya niyetliyse istimlakle vesaireyle vatandaşla uğraşmamak için burada bir orman arazisi var mı diye önce onu araştırır. Ve eğer orman arazisi varsa iki satırlık yazıyla buranın kendilerine tahsisini ister ve rahatlıkla yatırımını yapar. Ama dünya böyle değil. Dünyada tam tersine eğer başka yerde yapılması mümkün değilse o yatırım ancak orman içerisinde yapılır. Etrafımıza baktığımızda bunun pek çok örneğini görürüz. Hemen 100 metre ileriden geçse taşlık kayalık üzerinde ağaç olmayan bir yerden geçmesi mümkün olan pek çok güzergah ormana zorlanmıştır, ormanın içinden geçirilmiştir. Çünkü yapımı daha kolaydır. O açıdan baktığımızda bu ormanı, doğayı sömürmekten başka bir şey değil. Gelecek kuşaklara ormanı en iyi şekilde devretmek bizim görevimiz aslında. Hele küresel ısınmadan, dünyanın giderek daha az yaşanabilir hale geldiğinden bahsediyorsak, daha dikkatli davranmamız, bu konuda daha özenli olmamız gerekmekte. Bu RES'ler, HES'ler, enerji, maden çıkarılması elbette ki bunlar gerekli. Ama özellikle en fazla üzerinde tartışılan, en yakın zamanda tartıştığımız Akbelen Ormanı örneğin nedir? Enerjidir konu. Peki buradan çıkarılan kömürle enerji üretmek mi daha karlı? Yoksa burayı orman olarak koruyup, orman zaten enerji üreten bir kavramdır çünkü. Hatta orman nitelik itibariyle yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlanır. Yani ormanı kestiğiniz zaman yeniden orada orman yetiştirip bir kez daha enerji üretme şansınız var. Onun için bu yatırım yapılacağı zaman hesabının yapılması lazım. Buradaki orman örtüsünü kaldırıp altında çok düşük kalorili ve yoğunluğu düşük kömür rezervini çıkarıp onu yakıp enerji üretmek mi daha kazançlı, yoksa ormanı koruyup, ormanı zamanı geldiğinde üretip enerji üretmek ya da ülkenin başka amaçlarına kullanmak daha mı kazançlı, onun hesabının yapılması lazım. Ki bu konuda yapılmış bazı araştırmalar da var. Derler ki burayı orman olarak koruyun, çok daha karlısınız. Orman ülkemiz açısından vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi. Ortalama meyilimiz bizim yüksek. Dağlık bir ülkeyiz biz. Yani Avrupa'nın pek çok ülkesine baktığınız zaman, İsviçre Alpleri vesaireyi dışında tutarsanız eğer, genellikle düz, alçak rakımlı, hatta çok büyük yeri düzlüklerle kaplı bir yer. Ama ülkemiz öyle değil. Ülkemiz çok yüksek, ortalama yüksekliği oldukça Avrupa'ya kıyasla çok yüksek olan bir ülke. Dolayısıyla bizde orman, ülkenin genel korunması açısından, su rezervlerinin korunması açısından çok önemli. Son yıllarda hep söylüyoruz küresel ısınma. Küresel ısınmaya karşı mücadelenin en etkili araçlarından bir tanesi ormanlar. Ormanların yok edilmesi küresel ısınmayı da elbette ki artıracaktır. Önlemeyi geciktirecektir. Su son zamanlarda en önemli konuştuğumuz konulardan bir tanesi.
Hele bu sene yağışlar da az olunca işte görüyoruz bütün barajlarımız boşaldı. Ormanların en önemli fonksiyonu yağan yağışı yeraltı suyuna dönüştürme. Yağan yağış doğrudan doğruya yüzeysel akışa geçmez eğer orman varsa. Ağaçtan toprağa süzülür, toprağın içine süzülür. Buradan da yeraltı kaynaklarını besler. Ama biz ormanı tahrip edersek yağan yağış yüzeysel akışa dönüşecektir. Ülkeye hiçbir faydası olmadan tam tersine sel ve taşkınlarla felaketlere de yol açacak ve ondan sonra da denize gidecektir bu sular. Ülkemiz için kullanma şansımız olmayacaktır. Bütün şehirlerimiz susuzluk tehdidi altında. Bütün yaz kurak geçti. Hele İzmir kenti hiç yağış almadan Nisan'dan bu yana neredeyse bir damla bile yağış almadan geçti. İşte barajların hepsinin durumunu görüyoruz. Hepsinde eski yerleşimler, eski köprüler, eski camiler yüzeye çıkmaya başladı barajın altında kalmış. Barajlarımız artık can çekişiyor. Son nefesini verme noktasına geldi. Umarız yakında yeniden yağışlar olur. Barajlarımız yeniden dolar. Ama dediğim gibi su ekonomisinin dengelenmesi açısından da orman varlığı çok çok önemli. Korunması şart. Orman Genel Müdürlüğü son yıllarda üretim çılgınlığına kapıldı. Her yerde üretim çok fazla. Şimdi Türkiye'de büyük odun ham maddesi işleyen çok sayıda fabrika açıldı. Bu fabrikalar açılırken ithal oduna dayalı olarak işletilmek üzere açıldı. Ama döviz umulmadık şekilde yükselince bu fabrikalar Orman Genel Müdürlüğü'ne baskı yapmaya başladılar. Ve şu anda Orman Genel Müdürlüğü onlara ham madde yetiştirmek için harıl harıl üretim yapıyor. Bu gerçekten ciddi bir tehlike. Birazcık Orman Genel Müdürlüğü de bilmiyorum farkına vardı gibi bu sene sanki üretimi azaltma peşine düşüyor. Ama rakamsal olarak belirtmemiz gerekirse Türkiye ormanları yıllık en fazla 10-11 milyon metreküp üretim yapmaya elverişli. Geçmişte yıllık üretimler 8 milyon, 9 milyon, 10 milyon düzeylerindeydi. Ama son yıllarda bu gittikçe artmaya başladı. Ormancılık istatistiklerinde de görürsünüz yapılan üretimleri 27 milyon metreküp, 28 milyon metreküp, 30 milyon metreküp, 35 milyon metreküp gibi gittikçe büyüyen rakamlara ulaştı. Bu ülkemiz açısından, ülkemiz ormancılığı açısından aslında bir felaketin habercisi. Ormanı korumakla sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü ne yazık ki bu sorumluluğunu yerine getirmiyor.